Evet arkadaşlar, şimdi aynı mantıklı hava durumunu nasıl alabiliriz? Bu gelen verileri nasıl işleriz? Bir de ona bakalım. Yani gayet basit. Şimdi bunu da openweathermap.org'dan alıyoruz. Hatta şöyle biraz bakalım. Reklam kısmı yok. Yani hangi kullanıcılarla çalışıyorlar vesaire. Yani bu API hayatımızın her yerinde arkadaşlar. Mesela bildiğim kadarıyla Apple'da weather.com'dan alıyor hava durumu ile ilgili verilerini. Yani nasıl alıyor? Telefonundan, kullanıcının telefonundan verisini alıyor, kullanıcı verisini ve weather.com üstünden sorgulayıp lokasyonunu kullanıcıya o anki hava durumunu veriyor. Yani mesela zip code ben bir 76.000 Iğdırlı olduğum için yazıyorum. Evet, Frans çıktı. Ne alaka? Iğdır yazıyorum. No items. İstanbul yazıyorum. Evet, mesela İstanbul, Türkiye'nin hava durumunu bakın bu şekilde buradan alabiliyor Apple. Neyse, konumuz şimdi weather.com değil tabii ki de. Ben OpenWeather'ı kullanacağım. Daha önce hiç hava durumu apisiyle çalışmadım arkadaşlar. Yani mantığını bir kere kavradıktan sonra 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı mantıkta çalışıyor. Önce bir giriş yapalım bakalım. Tabii giriş yapmak için öncelikle bir account oluşturmamız lazım. Yani username İlyas Bat diyorum. E-mail adresim aynı. Şifremi giriyorum. Tekrar giriyorum. Evet, updates almak istemiyorum ve kullanıcı sözleşmesini okumadan onaylıyorum. Robot değilmişim. Google onayladı. Teşekkürler. Evet, oluşturduk arkadaşlar. Kaydedelim, belki lazım olur. Choose answer company. Udemy diyelim. Propose education gibi bir şey var mı? Yok, other diyelim. Your answer. Ne answer'ı? Salladım. Save dedik. Evet, şimdi API key istiyor. Şuradan artık API key'ime ulaşabilirim. Gördüğünüz gibi API key'im buymuş arkadaşlar. Ne diyor? Activation of an API key for free and startup accounts takes on 10 minutes. Other accounts takes on, you can generate many API keys as, diyor ki birden fazla ihtiyacınıza göre API key oluşturabilirsiniz. Bakın burada oluşturma şeyi var. Ama ne diyor? Free ve startup hesaplarda API'nin aktive edilmesi 10 dakikayı bulabilir. İşte diğer API şu ıvır zıvır olurmuş. Neyse, ihtiyacımız yok zaten. Biz şu an free plandayız arkadaşlar. Ücretsiz olan. Dakikada 60 sorgu yapabiliyoruz. Saatlik forecast güncelleme herhalde. Forecast'in ne olduğunu inanın pek şu an çıkaramadım. API linkine tıklayalım bakalım neymiş. Evet, current weather data, şu anki hava durumu datası. API doc diyelim bakalım dokümantasyonda ne varmış. By city name'e göre alabiliyormuşuz. By city ID'ye göre alabiliyormuşuz. Biz city name'e göre alalım arkadaşlar. Şöyle bir tıklayalım linkine bakalım. App ID. Bu bizim app ID'miz mi acaba? Şöyle bir şuradan geri gelip bir daha geri gelip kendi API key'ime bakmak istiyorum. Buymuş benim API key'im. Kopyalıyorum. Buradan app ID'ye kendi key'imi yapıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an London'la ilgili, London yani Londra ile ilgili verileri alıyoruz. Koordinatlarını vermiş. Longitude, latitude, eylem, boylam. Hava durumunu vermiş. Weather, ID 300, main drizzle. Drizzle bulutlu herhalde. Mesela şuraya ben bir Iğdır yazarsam eğer. Iğdır TR yazarsam. Aldı mı? Hala London'u aldı. Iğdır yazayım sadece. İstanbul yazalım. Dediğim gibi daha önce hiç kullanmadım. İhtiyacım da olmadı. Hala country GB'yi alıyor. Çünkü bu samples'ta mı? Hemen API okumaya devam edelim. Bağlantı adresini kopyalamayalım. API samples değil de API nokta, pardon, samples'ı şöyle bir silelim. Samples yerine API yazalım. Gerçek verilere ulaşabilecek miyiz? Evet, invalid API key diyor. Kod 401. Please see for more info. API key'imiz mi acaba daha aktif olmadı? Bir daha bir yenileyelim. Şöyle
Büyük ihtimalle API hazır değil. Bir daha yeniledim. Evet, API hazır değil gibi görünüyor. Şöyle bir error 401'in ne olduğuna bakalım. Ne diyoruz? Evet arkadaşlar, anladığım kadarıyla şeyimiz yok. Şu an API aktif değil. Ben biraz bir videoyu durdurayım. Bir 10 dakika bekleyelim, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bir 5-10 dakikanın geçmesi lazımmış çalışması için. Şu an benim app ID'mle API üzerinden sorgulama yapabiliyoruz. London'dayız. Mesela İstanbul'a bakalım. Evet, country TR İstanbul. Gördüğünüz gibi Fifth Clause az bulutlu. Mesela Iğdır'a bakalım. Evet, Iğdır. Thunderstorm artık ne demekse. İngilizcesini bilmiyorum. Name Iğdır. Kod 200. Yani başarılı. Bunlar da 44-39. Iğdır'ımız Türkiye'mizin en doğusunda. Tamam, ben artık verilerimi alabiliyorum burada şehirlere göre. Gelin isterseniz şöyle bir yapı oluşturalım. Burada da farklı bir şöyle bir öncelikle new metin belgesi, ne diyelim, hava durumu nokta php. Şöyle burada ben bir select oluşturmak istiyorum. Şöyle ortalı bir şekilde şöyle. Kullanıcı oradan şehir seçsin ve seçtiği şehrin hava durumu bilgileri gelsin arkadaşlar. Böylece basit bir yapı olsun. Tabii ki siz bunu kendi yapınıza uyarlayabilirsiniz. Böylece daha şık bir sistem elde edebilirsiniz. Yani atıyorum, kullanıcının lokasyon bilgisini Chrome'dan alıp direkt siteye girdiğinde ya da uygulamanıza girdiğinde kendi şehrinin hava durumu bilgisini sağda solda gösterebilirsiniz. Ya da başka, artık sizin hayal dünyanıza kalmış. Ben onun için Türkiye şehirler dizi değişken diyorum. Ve tüm şehirleri bir dizide almak istiyorum. Var mı? Turkey City Erjey desek. List of Turkey City. Bakalım, bu da Android'de herhalde. İnternetimiz ölüyor arkadaşlar resmen. Evet, Android'de bu. String şehirler, new string. Şöyle yapalım. Türkiye şehir listesi. Hatta bunu PHP'de bulabilirsek daha güzel olacak gibi. Ha, şu şekilde almış ama value'larına bizim şehrin adını koymamız lazım ki mantıklı bir yapı olsun. Neyse, şuraya bir yapıştıralım bunu. Şöyle beğenmedim ben onu arkadaşlar. Bakın şurada iller array php. Oo, harika. Direkt array şeklinde bulduk. Çok güzel. Şimdi biz bunu bir php içerisinde array'imiz tanımlı olsun. Daha sonra select'imizi açalım. Select name şehir. Hatta bir tane form da olsun bu. Select'imiz değiştiğinde JavaScript ile onu post edelim. Form metodumuzu get demek istiyorum. Action'ımızı boş bırakacağım. Bu sayfaya göndersin. On change diyeceğim. Eğer bu on change dediğim bu select değişirse şu aradaki fonksiyonları yap. Bu aradaki fonksiyonumuz ne olsun? This form submit olsun. Yani bu formu submit et diyorum eğer değişirse. Şimdi gelin isterseniz burada biz bir array'imizi for each'e sokalım. For each iller as i diyelim. Php end for each
şurada option value php echo i evet, value değerimiz bu. Kullanıcıya görünecek olan değerimiz de bu. Kapattık. Şuraya da bir tane boş bir option atayalım. İl seçin diyelim. Şu an oldu gibi. Bakalım. Hiçbir zaman bilemeyiz tabii ki. Local hostumuz hiçbir yerde açık değilmiş. API içine giriyorum. Hava durumu PHP. Evet, gördüğünüz gibi geldi. İl seçinden sonra bir boşluğumuz olmuş. Neden? Şurada bir tane array'in içinde boş var. Sildik onu. İl seçin gönderdik. Gördüğünüz gibi bakın post etti şehir Antalya diye. Pardon, get etti. Şehir Bitlis. Şehir Ordu. Hatta gelin şöyle yapalım. Diyelim ki şuraya bakın şimdi ne yapacağız? PHP diyelim. If is set get şehir, yani şehir set edilmişse and get şehir eşittir eşit i ise, yani hem set edilmişse hem de bizim bu döngümüzdeki i'ye eşitse, şuraya bir boş selected eşittir selected atayalım. Yeniliyorum. Bakın gördünüz mü? Ordu geldi. Ordu'yu siliyorum. İl seçin dedi. Hop Batman diyorum. Bakın sayfa yenilendi. Hala Batman seçili geldi. Neden seçili geldi arkadaşlar? Sayfa kaynağına baktığımız zaman bakın atadığımız selected değeri burada görünüyor. Şimdi o zaman şuraya da şunu yapabilir miyiz? PHP if hop 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 neler oldu neler. PHP if is set get şehir, eğer şehir get edilmişse, gönderilmişse şuraları da evet. O zaman ne yapacağız bizim bir kere bir? Şurada bir linkimiz vardı değil mi? Şunu alacağız. Aldık mı? Aldık. Öncelikle şehri ben bir str to lower'la hepsi bütün harflerini küçük yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir sorun çıkmaz da daha şık olur. Bir yeni link oluşturacağız. Linkimiz ne olacak? Link. Bakın API'li ben linkimi buradan aldım. Ama burada ne var? Şu şehri ben değiştirmem lazım. App ID'm sabit kalacak. Şehire ne diyeceğim? Tabii ki de bağlama operatörümle aldığım şehir değeri. Hatta bir echo link deyip şunu bir basalım bakalım ne oluyor. Pardon. Şöyle bakın. Bir şey olmuyormuş çünkü 25. satırda hatamız var. Neymiş bizim 25. satırdaki hatamız? Şurada bir parantezimiz yok. Evet, gördüğünüz gibi bakın artık Batman'ın verisini alabiliyoruz. Hatta şunu kopyalayıp şuraya yapıştırdığımda gördüğünüz gibi Batman verisini aldık. Broken clothes, code 200, name vesaire vesaire. Hemen visibility, bakın wind yani rüzgar değeri, temp max, temp acaba bu Fahrenheit mı? 200 Fahrenheit kaç derece diyelim bakalım. Neymiş? Fahrenheit'ı Celsius'a çevirsek. Hayır, Kelvin'i çevirelim. Evet, Kelvin 20 Celsius dereceymiş. Onu biz acaba şeyle alamıyor muyuz? Yani direkt dereceli kısmını büyük ihtimalle alıyoruzdur. O zaman ne yapalım? Fahrenheit. Şöyle şuradan bir linke ben bakıyorum tekrar. Başka bir şey gönderemiyoruz. Have to start değil. Sitaidis list değil. Price list de değil. Bir API'ye tekrar girelim bakalım. Current weather data tamam. Air pollution tamam.
Celsius diye bir arama yapmak istiyorum. Yok. Kelvin. Yok. Parametreler JSON şeklinde alacağız zaten. Sıkıntımız yok. Units format. Neymiş bu units format? Imperial, metric, standard, metric, imperial. Units format değil de, evet, format desek, ne formatı bu? Close, accurate, no, multilingual değil, temp. Weather condition codes değil. Bakalım. City ID, temperature value, temperature unit. Evet, şunu şöyle sanırım alıp şöyle bir desek olmadı bir şey. Bakacağız, yapacağız arkadaşlar. Bula. Possible value is, ha şöyle yapsak Celsius. Parameters, ha bu XML'de arkadaşlar. Bu JSON'da. Evet, temperature neyse artık nasıl yazılıyorsa. Main.temp desek Celsius olmadı. Bakıyoruz. Callback cluster language bbox description parameters cluster no steno several no. Evet. API respond değil, parameters değil. By zip code. Şimdi format temp temperature bu da XML. Evet, o da Kelvin şeklinde alıyor. Celsius units metrik mi dememiz lazımmış. Bir daha diyorum. Oo, evet arkadaşlar, units metrik dediğimiz zaman gördüğünüz gibi temp min, temp max artık derece olarak geldi. Kelvin'den geçti. Kelvin'den. Evet, o zaman devam edebiliriz. Şimdi linkimiz bu, ona bağlandık ama pardon, daha bağlanmadık, linki oluşturduk. O zaman hemen bağlanalım. Bağlanmadan hemen sonra JSON decode da yapalım ki sıkıntımız olmasın. Bağlan, file, get, contents, linke bağlandık. Tabii ki değişken olduğu için dolarımızı da atacağız. O zaman printer'e bağlan dediğimizde artık bakalım bizim nasıl bir yapımız oluşacak. Neredeyiz biz? Localhost'tayız. Yeniledik. Bakın Batman böyle ama bu kullanıcıya sunabileceğimiz bir şey mi? Değil. Tabii ki de. Şu unit metrikte gönderelim arkadaşlar. Şey olarak gelsin. Derece olarak gelsin. O kadar uğraştık. Yani direkt alıp kullanıcıya al kardeş bu. Ve diyemeyiz tabii ki de. Onun için buradan bizim işimize yarayan şeyleri alalım ve değerlendirelim. Geliyorum, bizim işimize ne yarayacak?
Koordinatlar yarar mı? Koordinatlar bence yaramaz. Şunların şu yarayabilir, vedir kesinlikle yarar. Bunları Türkçe'ye çevirmeyeceğim. Siz isterseniz çevirirsiniz ki isteyin zaten o ayrı bir şey. Hemen şöyle yapalım. O zaman ben weather içindeki sıfır objesinin main'ini ve description'ını alacağım. Nasıl alacağım bunu? Şöyle diyeceğiz o zaman şuraya bir hava durumu bağlandaydı bizim içeriklerimiz. PHP echo bağlan weather 0 bu RJ mi ama? Evet RJ. Weather'ın 0. RJ'indeki o da bir object main ve description'ı alacağız. Main ayrıca description. Hop şöyle aldım. Description dedim. Şöyle bir şurayı yenileyelim. Bakalım ne oldu? Evet, hava durumu clouds, broken clouds, bulutlu, parçalı bulutlu. Neyse onun Türkçesine kasmıyoruz artık. Ne yapalım? Minimum sıcaklık, maksimum sıcaklığı alabiliriz. Main objesinin içindeki temp min ve temp max değerlerini bir BR atarız. Burayı bari Türkçe yazalım. Asgari azami sıcaklık değerleri diyebiliriz. Bunlar neyin içindeydi? Bağlanın içindeki main objesinin içindeki temp min, temp ve temp max. Evet. Main asgarisine temp min azamisine temp max dedik. Hop bunu da böyle miyaks değil max dedik. Şöyle bir yeniledik. Evet 20 derece 20 derece şeklinde geldi. Hatta şöyle ve şöyle yaparsak daha kullanışlı olur. Daha sonra neyini alabiliriz? Gün doğumu BR ve gün batımı saatlerini alabiliriz. Bakın arkadaşlar bu yapıyla ne yapabilirsiniz? Ramazan ayı yaklaşıyor. Bir akşam ezanı vakti de yapabilirsiniz. Direkt buradan sorgularımızı alıp ve bunu günde hani bu size dakikada 60 sorgu veriyor. Bunun için günde bir kere sorgu yapmanız yeterli. Evet, şöyle buraya da bir name'ini atayalım mı arkadaşlar şehrin? Name'ini de atayalım. PHP eco bağlan name diyelim. Gün doğumu sunrise olsa gerek. Hangisi küçük bunların? 206. Evet, küçük olan bu. Timestamp'i neyle normal bir tarih nesnesine dönüştürüyorduk? Date ile dönüştürüyorduk, değil mi arkadaşlar? Echo date şöyle HIS olsa yeterli. Tarihi almamıza gerek yok. Bu nerede arkadaşlar? Bağlanın içindeki SYS'nin içindeki Sunrise'da. Bağlan SYS ve Sunrise. Sunset'in içine de bizim gün batımımız oldu ona göre. Onu da yazabiliriz. Şöyle yeniliyoruz hemen sayfayı. Evet o şey şurada oldu. Hatamız BR'miz eksik şurada. Bakın gördüğünüz gibi gün doğumu 04, gün batımı 18-17'ymiş. Mesela bu mantıkla hemen bir İstanbul'a bakalım. İstanbul'umuz güzel şehrimizde neler varmış. İstanbul'da şu an en düşük sıcaklık 17, en yüksek 20 derece. 04.47'de gün doğmuş, 19.13'te gün batacak. Peki benim memleketim Iğdır'da durumlar nasıl? Gayet de eğlenceliymiş bu durum aslında. Evet Iğdır'da 3.50'de gün doğmuş. Tabii en doğuda olduğumuz için en erken doğuda. Ve gün batımı da 18.10 olarak görünüyor. Yani bakıyorum daha 3 saatimiz var. Translate'e bakalım. Thunderstorm ne demekmiş?
İngilizceden Türkçe'ye o sağanak yağışlı. Gerçi az önce dışarıdaydım. Sanırım evet yağıştı, yağacak. Arkadaşlar mantığı kavradık. Yani şuradan başka neler alabiliriz? Şehir ID'sine gerek yok. Kullanıcı bilmese de olur. Humidity herhalde nem oranı olsa gerek. Bakalım. Evet nem %64 görünüyormuş. Onu da alalım. Nem oranı diyelim. Şöyle yüzde. Nerede saklı o? Hemen şuradan bakıyorum. Evet, Tempmin, Tepmax'ınla aynı bağlamda. Şöyle şunu alıp şuraya yapıştırırsam, şunu da şöyle alırsam, şöyle bu da basınç olsa gerek. Evet, basınçmış. Neyse, basınca da çok ihtiyacımız yok. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi ıdırımızda nem oranı %59'muş. Peki benim kendimi oralı hissettiğim İzmir'de durumlar nasıl? Nem oranı %27. Nasıl o? Tabi ıdır yağmurlu olduğu için sanırım nem yüksek. Peki İstanbul'da durumlar nasıl? İstanbul'da da %55 nem oranımız varmış. Gayet aslında eğlenceli ve zevkli olduğunu gördük. Sadece basit birkaç kodla bunları yazdık arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders ve kategori şeyi olmuştur. Apilerle ilgili eğer istek gelirse böyle çok büyük olmayan apilere vaktim ve gücüm yettiğince ders çekeriz beraber kodlamasını yapar bakarız nasıl kullanıldığına. Şimdilik api dersi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.